Bakın bugünkü yanmış. Sizinki acı. Kara, benimki senin de kara. Seninki neydi? Seninki benimki de baharatlıydı ve acıydı. Hiçbir şekilde senin acılık yok. Senin de patatesleri koca kocaydı. Çok ağır basmıştı. O pilavı löpbek gibi getirdiniz. Öyleydi zaten. Benimkinde siz kalıba koydunuz da yarısı çıkmamıştı. Zaten izleyince göreceksiniz. Benimkinin kenarı boştu. Çok güzel de kalıptan çıkarttım. Kenarı boştu çıkarttım. Yani izleyeceksiniz, senin bir gibi kenarlarından pirinçler böyle sallanıyordu. Tamam, siz kalıba koydunuz da ne oldu? Ben kalıba koydum, yine kenarları boştu. Güzel bir sunum sundum. Boştu. Sizin gibi değildi. Benimkinin yarısı zaten kalıpta seninkinin kalmıştı. Seninkinin içerisinde tuzu bile yoktu, tuzu. Dünyayı gezdim. Başım bu kadar şişmedi ama. Bunların tırr 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 tırr. Beni yedi bitirdi. Neyse geçti gitti. Yani ben eminim tabii ki sen de lokantanda o yemekleri o şekilde yapmıyorsundur yani. Aynen, mutlaka yapmıyoruz Zuhal Hanım. Mutlaka o zaman sen buradan öyle yapmıyorsunuzdur. Burada seni göreceğiz Ecem. Bir dakika, bir bana sarmadı. Neden o zaman niye burada sarmadın? Böyle yaptın? Kime saracağım? Burada neden o zaman kime böyle yaptın? Kime saracağım? Dışarıdaki pandora saracağım. Cevap vermezsen senin cevap vermezsen dengin o zaten. Git onun karşısında onunla sen konuşlar. Sen bana ne demek istiyorsun? Aynen öyle demek istiyorsun. Ne anlıyorsan. Dünyadaki en güzel gözleri eşek gözleriymiş. Evet. Ya biliyor musun? O kesin. Gözleri. Ama senin o kipriklerin var ya, o gözleri mahvetmiş, mahvetmiş. Ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz ya. Ne konuştuğumu bilmiyorum. Sen bana ne dedin? Dışarıdakiyle aynısın dedin. Keşke öyle, o kadar olabilseydik. Yine muhatabınız o dedim. Öyle mi? Bana sarmayın. Şu an benim muhatabım sensin. Aman. Sensin. Ama bir sıra verin, kadirle konuşsun. Siz diyeceksiniz, ne diyecekmişim siz? Ben siz demiyorum. Biraz değilim. Sussanız da hanımefendiler, sofrayı bir konuşsak. Evet Kadir Bey bir konuşsun bir çünkü yarın onun bir sorsak kaç dakika gün oldu. Yeni gitti daha yahu. Kaç dakika oldu? O kadar çok konuştular ki uzun geldi. Dördüncü dakikadayız. Daha dördüncü Kadir dakika. Kadir Bey araya gidecek konu bulamayınca birden öyle. Vallahi bir izin varsa ben bir kalkabilir miyim? Hem mutfağa bakmak istiyorum hem de oturmaktan ayaklarım uyuştu. İzin verirseniz. İzin aldınız mı bu arada? İşte sana soruyor. Soracağım. İlk başta Zuhal Hanım'a, sonra size izin. Ben sizin mutfağınıza gelmedim ama siz de gelmeyin. Ben istemiyorum. Tamam, ben isterseniz bir tur atmak istiyorum çünkü gerçekten oturamıyorum. Tur atacağım. Evet, burada bir iki tane tur atmak istiyorum izninizle. Olur, at istersen iki tur at. Valla alışmış ben mutfağa bir bakın. Sanki bir şirketin portföyü da gelmiş orada inceleme yapacak. Pamuk şeker nerede? Onu bir gezdirmeye çıkartayım ben. Ha olmazsa berabersiniz. Yani şey Leyla'nın da götüreyim. Sen oturamıyor musun? Seni götürsün Ecem. Beraber gidin pamuk şeker. Meditasyon falan, yoga moga yapmaz mısınız şöyle böyle orada? Zuhal Hanım sırtımız tutuldu ya, nasıl yapalım? Ama böyle dik oturmak bak. Ah tabii canım benim. Sen zengin koca avcısıydın ya. Orsini lüks yerlerde, şatafatlı yerlerde gösterdi ya. Şu an sen yer sofrasına alışkın değilsin. Evet evet, kıskandın canım. Mı? Niye kıskanacağım? Ne konuşuyorsun ben o zaman? Ben Anadolu insanıyım. Anadolu insanı Allah hiçbir Allah şekilde böyle sonradan görme insanları kıskanmak. Neden sonradan görme? Pardon. Ben basaya gelirken dedim ki ben yer sofrasını çok severim. Çok da otururum dedim. Siz herhalde dinlemiyorsunuz şimdi konuşmaktan. Şimdi oram tutuldu dedi. Ne sırtım oldu? Tutuluyor olamaz mı? Ah canım benim. Hayırdır Sinem Hanım, neye bakıyorsunuz? Yok hiçbir şey yok ya, ayaklarım açıldı. Siz bir hanımefendi olarak bakın, ben de bir beyefendi olarak görüyor musunuz titizliği ve temizliği? Ne oldu orada? Zuhal Hanım ben ayakta evet orada şöyle bakıyor. Kaçak mutfağa kaçak. Zuhal Hanım şuraya gelmiş sanki ayakları ağrıyormuş gibi şöyle bakıyor. Görmedim ben. Sanki tavuk çalacak köyden. Gerçekten mi? Bir hayli renkli bir gün olacağa benzer. Daha başındayız bakalım. Hemen sonuna ya kadar bu arada 5 dakikadır oturuyorsun. Sen ne araya ayaklarını uyuş. Burada yani biz beş çok tane, zenginiz dört de ben tane güzel, üç tane güzel hanımefendi bir beyefendi yani, ayakları artık sorun olmuyor. Seninki yani niye oluyor? Sen mutfağa mı girdin? Evet, yok girmedim. Evet, evet, teşebbüs evet ettin. Tabii o kendini yani uyanık zannediyor da. Ne gördün? Ne var mutfakta? Vallahi ne diyeyim? Nasıl, karışık mı? Çok acayip karışık. Hadi ya. Yani evet. Ama izin vermedi. Niye bakıyorsun? Yani gözümün kenarıyla baktım. Öyle şey yapmadım. İçeriye girmedim. Saygımdan içeriye girmedim Zuhal Hanım. Mutfağa girilmesine izin vermedi. Oturduğum yerden şöyle bir baktığımda zaten verilmeme sebebini kendim de gördüm. Oturduğum yerden gördüğüm için de ekstradan kalkıp bakmak istemedim. Yerimden kalkmak zaten zor oluyordu. Evet, çiğ köfte mi geliyor? Hayır, cacık geliyor Zuhal Hanım. Özel köy yoğurdu ile özel bir köy çiğ yoğurdu. Çiğ köfte vardı ara yemeğin. Evet, birazdan tamam da çiğ köfteyi takdim edeceğim efendim. Ben bir şey soracağım. Çiğ köfteyi yaparken bone taktı mı, eldiven taktı mı, bunlar önemli. Bunları sormak istiyorum. Taktı mı görmüyoruz? Hem bone taktı hem de eldiven taktı Zuhal Hanım. Duydun mu? Hem bone takmış, bravo Osman, hem eldiven takmış. Tamam. Evet, 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 evet. Yani terinin onun içinde olmasını hiç istemem yani. Senin bardaklardaki kılın gibi değil mi tatlım? Ay benimkindeki yoğunluk canım benim. Oraya. Ay lütfen Osman maalesef. Bey, siz Sinem Hanım'a daha 5 dakika oldu dediniz de ben şu an sırtımdan hareket edemiyorum sayenizde.
Sen alışmışsın. Bu sofrayı neden evinizde kurmuyorsunuz da bir yemek programında kuruyorsunuz? Alışmışsın lüks hayatlarına, lüks de değil. Lüks hayata alışkın olan sizsiniz. Ya, 73 alışmışsınız, oraya gittim, alışmışsınız. Avrupa'nın franchise'larına öyle koltukların üstüne oturup. Sırtım tutuldu. Ben Fransuzdan çikku bilmiyorum ne. Alışmışsın böyle yerlere. Yok benim. Çikku ne? Japonya. Siz şaka mısınız? Bilmiyorum. Benim İngilizce olmadığı için. TV programında. Tabii. Dünyada bir ilk. Osman Bey birazdan sonra bunu kaldırsak, böyle masaya getirsek o kadar seviniriz ki. Yani bu durumu gerçekten artık kaldıramıyorum ben. Sırtım, bunu evde yapın. Kötü. Köyde yapın. Köye biz misafir geldiğimiz ona uygun giyinip geliriz yani. Ya böyle böyle diye bütün örf adetlerimizi ortada yok. Artık yeniyiz. Fenomensiniz. Avrupa'ya özendiniz siz. Örf Amerika'ya özendiniz siz. İşte ucuz popülizm yapmaya da gerek var. Sen yetişmediğin için. Sen yemeklerini getirsene artık. Hemen efendim. Laf yetiştirsen de bu sen yetişmediğin için sen bilemezsin. Sen bilemezsin Kadir'ciğim. Bak ne yaptıysan kız. Ne oldu, helal. Helal. Su verin. Hemen veriyorum efendim, hemen veriyorum. Sen kendi tükürüğünden boğulacaksın az sonra, Allah korusun. Hemen veriyorum efendim. İyi değilsen dışarı çık istersen. Yok. Osman Bey, cacık var. Herhalde bıçak mı içeceğiz? Kaşıkları hemen getiriyorum. Ben öncelikle misafirime su ikram ediyorum. Ne yaptın bence? Zaten çatalların hepsinde leke var. Bence silmemiş yani. Şimdi cacık var, bir de ayran mı var? Evet efendim. Ana yemekle ayran var. Evet. Sarımsak niye cacık yaptın ki? Bizi bugün uyutacak Zuhal Hanım. Ara yemekte de olmaz ki cacık. Yani salata vermedi, bari ana yemekle bunu sunsaydı yani. Olurdu mesela, ana yemeğin yanında gider. Cacık da şu ayran varken teşekkürler. Bir de ayran şey menüye de yazdırdı değil mi? Evet. Kendin mi yaptın? Ben köyden gittim. İnşallah köy yoğurdudur. Köy. O videolarında gördüm o köy yoğurdu. Bu peki hazır yoğurt mu? Köye gittim Zuhal Hanım, kendim getirdim. Bravo. Bu market yoğurdu gibi. O da hepsi köy. Ben sizin gibi. Öyle doğal olmayan ürünü. Ya bizi nereden biliyorsunuz ayol, bir konuşmayın ya. Sizin yüzünüzden belli. Peki Osman Bey, niye silmediniz çatalları, çok merak ediyorum. Çatalları silmedim de ki zaten tertemizdi. Ama lekeli. Su lekeleri var. Hepsinde su lekesi. Su lekeleri bulaşık makinesi de bırakıyor. Peçeteyle çıkıyorsa olabilir. Sıkıntı yok. Bir şimdi deneyin. Kaşığı olmayan var mı? Hadi Dadu'a bakın. Salgın hastalıkların olduğu dönemde derler ya, birer diş sarımsağı yutun suya koyun falan. Osman bizi düşünmüş. Dün çorbasını içtik, hastalık çorbasını içtik. Bugün de yoğurdun içtik. Ne güzel, şifadır ha diye gelir şimdi. Kesin öyle cevap verir. Şifa vermişim, yine yaranamamışım diyecek. Yiyen var mı sarımsağı? Yemedim. Oha, getir. Efendim koy şöyle orta. Buraya indireyim. Stresimizi de çektik. İyi yapmışsın. Sizin süzüyor gibi, bir şey altından akıyor. Akıyor. First class'lar. Akıyor. Buraya geldiği hemen bir peçete alalım. O peçete onu toparlamaz. Altı çok iyi. Bak, hemen geliyorum. Bir tane tepsi getirir. Allah! Osman Bey vasat. Zuhal Hanım yardımcı olayım mı? Ay, Zuhal Hanım bayıldı. Kaldırın. Tansiyonunuz mu düştü Zuhal Hanım? Çiğ köftelerin normalde o kabın üstünde olması gerekmiyor mu? Evet. Bayağı altın dedi. Şuradan bir de bakış açıma doğru denk geldi. Aynı şekiller. Iğıl bir şeyler aktı, elim ayağım boşaldı. Çok özür diliyorum Rica Zuhal Hanım. Rica ederim. Şuraya bir bakabilir misiniz? Gördük. De. Şunu buraya sen bırakıyorum. Sen temizlersin artık. Benim başım boyun da müsait. Orijinal çiğ köfte dediniz mi? Öyle olmalı. Koy şöyle ortaya. Etli mi? Nasıl olmalı? Hele getir. Duvara yapışmalı. Etli Kadirciğim. Mi? Etli. Evet, etli. Pişti mi etleri yoğururken? Sen bunu iyi yoğurdun değil mi Osman Bey? Ya elinizde iyi pişirebildiniz mi? Tabii. Kurtlanmıyorum. Ne kadar yoğurdun? Eldivenle biz. Ay adam geçen iki yeşillikten kötü olmuş gece. İnşallah aman, hastanelik olmazsın. Da kurtlanmayız. Hafazan Allah, sen hassassın, narinsin. Vallahi öyleyim. Hmm. Osman Bey o ne? Çiğ köfte. Kafamıza mı çalacaksın? Hayır canım, ne alakası var ya? Dur bakayım, şekil evet, verecek. Urfa'da böyle. Sıkım. Ha böyle mi? Evet. Urfa'da böyle mi? Yörem. Urfa'da böyle. Bir şarkı seksik yani. Yani söyleyelim. Neşedir yani ha, söyleyelim mi? Heş heş hançer koynamalele. Heş heş hançer koynamalele. Neşedir neşe. Heş heş heş. Neşedir neşe. Çik çik çik.
Bravo. Neşedir ha. Umarım buna birer bir puan verirsiniz. Yani siz postunuzdan... O puanı geri kesmesinden mi verecekleri halde? Allah korusun hadi. Evet. Evet, buzla mı yoğurdun? Yok, normalde buzla yazın yoğuruluyor Zuhal Hanım. Ha, suyla. Kışın, evet, kışın normal su ile. Evet, bulgurun nereden? Memleketten mi? Yok, ben bulguru aslında getirecektim, unuttum evde. Yok, unuttum. Ben unuttuğum için getiremedim. Burada evet. Marketten aldım. Evet. Şöyle size ikram edeyim efendim. Afiyet şeker olsun. Teşekkürler. Hemen takdim edeceğim bu arada. Ay, maydanoz vermeyeceğim. Fenalık geçiriyor maydanoz görünce. Teşekkürler. Bir tane nane ister misiniz? Siz maydanozu görünce mi yiyemiyorsunuz? Maydanoz bana yaklaştı. Ben bir çünkü benim yemeklerimde maydanoz vardı. Ama kuru, kuru. Kuru vardı. Anladım. Pişmiş çiğ, olunca da taze maydanoz yiyemiyorum. Taze pişmişine bir şey olmuyor. Börek de vardı yani o lavaş kısmında tazeydi evet, evet, ama pişmişti. Çorbada da çok vardı. Evet. Ama pişmiş, onu soracaktım pişmiş, size yani. Bence vardı. O gün size ilk gündü ya o gün oynadığı için dün de benimkinde maydanoz gördüğü için. 4 puanlama oynadı. Vallahi 4 puanlama oynadı artık 3 puanlama oynadı bilemiyorum ama dün oynadı. Yani ve Osman Bey siz oynadığı sakın gibi. Sakın ola ki o maydanozları bana gösterme. Ya? Yani size bir selam söyledi, bir de 2 puan salatasına 7 puanı verdiniz. Selamla gitti yani. Alakası var ya. Yani eşinden bir selam söyledi size. Eşin canım benim. Sana ben 5 puan verdim de ne oldu? 3 puan verdim bana güzelim. Çok güzel geldi bana böyle izleriyle beraber. Öyle. Urfa gecesi diyelim. Kadir Bey sadece sizde değil. Lütfen bu arada şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Söyle. Özellikle Şanlıurfalı ve Adıyamanlı hemşehrilerimiz kesinlikle selam demesin, olsun hepsine onlara selamlar bizden. Olsun demesinler ki bu çiğ köfte niye böyle. Bu bir saat önce yapılmış çiğ köftedir. Evet sizleri çok iyi anlıyorum. Eşişer biraz. Bu anında en sonunu yoğursaydın. Evet en son olsaydı. Gittin geldin dahi, yoğurdun inşallah. En son yoğurdum bütün ama. Bütün mukavemetini gösterseydin. 1.93 boyumla. Maşallah. 1.93 boyumla. Şu hepsini, yeşilliği alalım ben oradan alayım, bence. Şey Kadir'le Leyla'ya da ver. Hemen arasında takdim çünkü edeceğim efendim. Koyarlar rica edebilir miyim? Yıkadın değil mi iyice yeşillikleri? Evet. Sirkeli de inşallah. Yok, çünkü Kadir Bey değil, hasta olacak de hemen. Değil, normal o zaman Kadir Bey siz Kadir hasta yaz, olursunuz. Yarın gelemezsin. Evet ben yani yarın. Allah bana sabır versin. Hastalansın yani çünkü. Şimdi burada sabır mı oldu? Ben de evde gidip mideniz kalktı. Çok koymayın ki yani. İsteyen var mı? Yok yok. Tamam. Size bayağı bir oturdu benim 3 puan galiba. Yani emeğime, emeğime ama yapsaydı da keşke verseydi. Ya tamam verseydi. Da en azından 1 puan emeğine olmuş tavuğuna verseydim. Tavuğu pişmişti. Tamam salçası pişmemişti doğru ama en azından bir 4 veremez miydi? Pişmiş ya, olması gerekiyor zaten. Burada pişmemiş bir şeyin olması abi.